Okey. Şimdi biraz size nasıl buraya geldiğimden bahsedeceğim. İsmim Tugay bu arada. İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri mezunuyum. Okul bitti, üniversite bitti. Yaklaşık 1,5 ay, 2 ay sonra aldım biletimi. Direkt Los Angeles'a geldim. Turist vizem vardı. Ondan sonra vizemi öğrenci vizesine çevirdim. Burada bunu avukatla yapabiliyorsunuz bu arada, aklınızda bulunsun. İlla öğrenci vizesi de almanıza gerek yok. Eğer turist vizeniz varsa burada bir avukatla anlaşıyorsunuz, okulla anlaşıyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam $1,000, $1,100 vizenizi, statünüzü değiştirebiliyorsunuz. Ben medya okudum üniversitedeyken. Biliyorsunuz Türkiye'de medya çalışanları bir hayli fazla olduğu için yeteri iş imkanı bulamıyoruz. Çok fazla gençlere de önem verilmediğini düşünüyorum bu sektörde. Farklı bölümlerden mezun olmuş veyahut da alaylı diyebileceğimiz insanlar medya sektöründe çalıştığı için bize çok fazla iş imkanı çıkmıyor açıkçası. Bir gün üniversitedeydim, dersteydim. Semiha hocamız var bizim. Şimdi CNN Türk'te, o zaman da spikerdi. Dedi ki çocuklar, dedi, bu hayattan ne istiyorsunuz, dedi. Ben de dedim ki ben bu hayatta tam olarak ne istediğimi bilmiyorum çünkü biraz yaşım genç. Ama ne istemediğimi biliyorum. Ben dedim bu plaza hayatına girmeyeceğim aga, dedim ya. Beni dedim bunaltıyor yani, anladın mı? Hanımlar, beyler, işte gereksiz bir samimiyet, sürekli bir gülümseme, müşteri memnuniyetleri falan fistan. Ben dedim böyle bir ortam istemiyorum dedim ya. Dedim dünyaya gezeyim, insanları tanıyayım. Gezerek dedim para kazanayım. Bunu tabii anneme söyledim. Annem dedi ki oğlum, dedi, Mersinliyim ben. Mersin'de bir iş bul, boş ver dedi. Bir sene sonra bakarsın dedi. Babam askere git oğlum dedi. Ben dedim ki yok abi, ben yapamayacağım dedim. It's Turkey sir. Oh, okay, Turkish. Yeah. I'm from Greece. Really? Which plan? Which part of Turkey? In Mediterranean side. Which one? Mersin. But I was living in Istanbul maybe 10 years. Okay. Yeah. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. Have a wonderful day. Bir tane yabancı biriyle tanıştım. İnsanların enerjisi dediğim gibi çok iyi burada. Bu arada buraya gelirken cebimde sadece 300 ya da $400 vardı. Araştırdım, ettim, ev buldum, çevremi genişlettim. Şimdi bir seneyi aşkın buradayım. Keyifli. Çok lüks bir hayat beklemeyin. Şehir zaten çok güzel olduğu için kalacağınız yerin veya arabanızın çok lüks olmasına gerek yok. Yani burada mutlu ve huzurlusunuz. Tek eksik dediğim gibi maneviyat sıkıntısı yaşıyorsunuz. Onu da bir şekilde kız arkadaşınız oluyor, erkek arkadaşınız oluyor, arkadaşlarınız oluyor. Okulda insanlarla tanışıp güzel vakit geçiriyorsunuz. Kısacası size demek istediğim şu, eğer bir şey yapmak istiyorsanız çok fazla vakit kaybetmenize gerek yok. Çünkü bir tane şansınız var ve gerçekten ne kaybedebiliriz ki yani? Muhteşem bir işin olsa bile mutsuz olduktan sonra o yerde yaşamanın ne anlamı var? Şöyle bir şey var bence. Hayattan keyif almıyorsan orada bulunmanın çok bir anlamı yok. Yani bu evlilik de olabilir, yaşadığın şehir de olabilir, iş de olabilir. Bir şeyden keyif almıyorsan zorlamanın alemi yok yani. Bu yüzden böyle YouTube sayfası açmaya karar verdim. Bu YouTube sayfasında da size herhangi bir ülkede, ben Amerika'dayım, nasıl survive, yani nasıl hayatta kalacağınıza dair, nasıl geçineceğinize dair size bunları göstermek istiyorum. Bir kişinin bile hayatını değiştirebilirsem veyahut da bir kişinin bile fikrini değiştirebilirsem gerçekten çok mutlu olmuş olurum. Biliyorum gerçekten bunaldınız, sıkıldınız, kendinizi böyle dışarılara atmak istiyorsunuz. Bu sadece bu arada Amerika olmayabilir. Bence biletlerinizi alın. Ufaktan bir seyahate başlayın. Emin olun devamı gelecektir yani. Elimden geldiğince size bu tarz şeyleri göstermeye çalışacağım. Kendinize dikkat edin.